Pek çoğunuz bana düzenli aralıklarla mail, özel mesaj vesaire değişik kanallardan bana ulaşıp mesajlar atıyorsunuz. Bana ulaşmanın en iyi yolu ne? Bunlar için öncelikle çok teşekkür ederim. Yani beni böyle bir şeyler konuşmak isteyeceğiniz biri olarak görmeniz beni çok mutlu ediyor. Bunu öncelikle söyleyerek başlamam lazım. Ama bunun yanında ben bu mesajların çoğu zaman cevap veremiyor oluyorum. Bana mesaj yazıp derdini paylaşan, sorusunu soran arkadaşları yüzüstü bırakmışım gibi hissetmeme sebep oluyor cevap veremeyişim. O yüzden bu konuya bir değinmek istedim. Arkadaşlar, bana ulaşmanızın en iyi yolu öncelikle kendinize şu soruyu sorun. Bu soruyu sorarken bazı kişisel dış dünyayla paylaşmak istemediğiniz bir şeyleri mi bana soruyorsunuz? Eğer bu sorunun cevabı hayır ise bana bu soruları videoların altına comment olarak atmak veya Twitter hesabında bana soruyu tweetlemek. Bu üç platformdayım. YouTube'dayım, Twitter'dayım ve Instagram'dayım. Facebook'ta da Yalın Kod'un bir sayfası var. Orayı biraz daha az kontrol ediyorum ama orada da varım. Orayı da kontrol ediyorum. En azından bir kere mutlaka gözden geçirdiğim içerik bu şekilde oluyor sizlerden gelen. Özellikle de YouTube ve Twitter'a sizi yönlendirmek istiyorum. Bu kanalların her birindeki özel mesaj özellikleri de var tabii ama özel mesajlara çoğu zaman bakamıyorum. Bu bir zaman problemi. Yani keşke böyle hani bütün gün bunlara baksam ama maalesef şu anda bana gelen mesaj trafiğine yanıt vermeye tek tek ve yani o sorular güzel sorular oluyor. Onların böyle kısa bir iki cümlelik cevapları olmuyor genelde. Böyle keşke yüz yüze tanışsak oturup yarım saat bir saat konuşacağımız konular oluyor. O cevapları vermek zaman aldığı için ben bunu maalesef yapamıyorum. Comment olarak veya soru olarak, tweet olarak paylaşırsanız belli paternleri gördükten sonra veya bazen bir patern olmasına gerek yok. Yani birden fazla kişinin aynı soruyu sormasına bile gerek yok. Bazen beğendiğim güzel sorular bana video fikri oluyor ve ben onlarla ilgili kalkıp video yapıyorum. YouTube ve Twitter en çok baktığım. YouTube'de video üretmeye veya küçük tweetlerle cevaplanabiliyorsa Twitter'da cevaplamaya çalıştığım yerler oluyor. Kısa bir update. Haftaya GDC'de olacağım. Yani Game Developers Conference San Francisco'da oluyor. Bir hafta kadar orada olacağım. Oradan da mümkün olduğunca çok şey çekmeye ve sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O yılın en heyecanlı zamanlarından biri oyun geliştiriciler için. Bakalım neler olacak. Geçtiğimiz günlerde iki tane daha YouTube kanalında konuk olmak üzere çekimler yaptık. Bir tanesi zaten canlıydı. Bilişim sohbetlerinde yer aldım. Orada çok uzun ama çok zevkli, güzel bir sohbet geçirdik. Bu sabah yeni bir video çektik. O da şimdi kanalın sahibi olan arkadaşa zamanlama açısından baskı yapıyormuş gibi olmayayım. O yüzden söylemeyeyim kim olduğunu ama. Diğer haber, güzel haber. Nisan ayında tekrar Türkiye'de olacağım. 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde Trabzon'da olan kodla.co herhalde diye söylemek lazım. Etkinliğine katılıyor olacağım. Ve orada da konuşmacılar listesinde hali hazırda benim çok sevdiğim 4-5 başka arkadaşı da görmekten çok mutluyum ve hepsinden belki de beni heyecanlandıran şeylerden biri sevgili Abdullah Uğraşkan'la yüz yüze tanışıyor olmak olacak. Abdullah'ı YouTube'da takip etmiyorsanız haberiniz olsun. Bence çok eğlenceli, çok özgün, süper videolar çeken şahane bir arkadaş. Onunla böyle yüz yüze tanışacağım için de çok mutluyum. Evet, şimdilik haberler bu kadar. Özetlersek, bana ulaşmak istiyorsanız YouTube ve Twitter'da comment ve tweet atın. GDC geliyor. Birkaç yeni videoya konuk oldum. Nisan sonunda Türkiye'deyim. Gelişmeler böyle. Bir sonraki videoda görüşene kadar ben Bilgem Çakır. Burası Yalın Kod.